Efendim 6. bölüme hoş geldiniz. Europa Universalis 4 Moskova serisi 1.35 sürümünde. Şimdi Kazan'ın ilhakı için savaş başlatacağız. Saz arkadaşları gelecek. Hallolur. Yani bunu çarpanla fethetmek lüzumsuz fazladan agresifliğe neden oluyor biliyorsunuz. Ama değerine bakarız. Duruma göre kritik değil deriz. Alır geçeriz. Yani tekrar tekrar uğraşmamak adına. Şimdi şu isyancıdan bir kurtulalım. Askerler gelsin. Bir de puan alacak mıydık biz? Alacağız. Fantastik. Görev ver. Baktık. Church. İnsan gücü mü? Aman tanrım. Para var bir de ama yok. Sen insan gücünü ver. Boyarslar. Manpower. Devam. Şimdi buraya 2 dev basacağız. Güzel. Normalde tamamlanması lazım aslında ama işte diyorum ya, bir sıkıntı var gibi geliyor bana. Problem değil. Şimdi saygıdeğer ordularımız gelsin. Bunu alacağız dedik. Paralı asker geldi. Muhteşem bir paralı asker. Muhteşem mi? Evet. Bunların penaltısı da yok bu arada. %100 kavalri. Bu arada bu var ya, Leistan Meistan tanımaz bu ya. Çok fena bir şey bu. Şu arkadaş gelsin yakına. Kazanı dediğim gibi halletmek gerekiyor. Bunu da aşağı bir yere indir. Toplamda 50 bin askerimiz var. Giderlerimiz hayvani boyutlarda. Kıpşak'ta bir isyan. 700 duka borç. Çok iyi. Gel bakalım. 16 bin isyan bir de yani. Ben oranın inancını değiştirmedim değil mi? Aslında orayı değiştirmek lazım önce. 32 ay. Çok yüksek bir development var ya orada. Böyle büyük isyanlar çıkıyor işte. Sen geç bakalım buraya. Bir kere görelim senin neler yapabildiğini. Evet, bu arada ben şunu alıyorum. Güzel. Ya senin ama var ya. Vallahi ya, ya edeceğimiz sınırlarda yaşıyorum ha. Ya yeter abicim ama ya. Hiç yolsuzluğumun sıfıra indiğini görmedim bu seride. Rusya'da oynuyoruz, normal olmaz mı? Ya hay böyle normale ya. Mahvetti beni. Devam et. Ağzıma etti yani. Sürekli bir isyan, sürekli bir isyan. Yetmiyor. Yok efendim şöyle böyle. Şimdi ilak meselesinde Permin ilakını 209 puan buraya vereceğiz ama biraz daha bekleyebilir, sorun değil. Şu ikisini aradan çıkartayım. Efendim. Yeni vassallar alabiliriz. Tamam. Şunu çek. Bunu diplomatik yoldan veririz. Çok mutlu olur o arkadaş. Bu kim lan? Teodoro, geç. Vassal alabileceğim kimse var mı? Influence. Teodoro, Georgia, yok, geç. Şimdi Kazan, sonun geldi kardeşim, hayırlı olsun. Çağatay Savaş'a geliyorum diyor. Kırım, Çerkezya, Candar. Aslında Kırım'ı da şu an fethedebiliriz biliyor musun? 49'da ama. Kaçmış bu? 87. Neyse tamam, kalsın. Bir süre daha kalsın. Nogay savaş lideri yaparsam Çağatay gelecek. Çağatay'ın ne kadar gücü var? Hayvan gibi gücü var. Affedersin. Kaçmış? 17 bin. Oh oh oh. Adam oyrat gibi geziniyor ortalıkta. Tamam, şöyle aç. Güzel. Geç kardeşim. Bunları birleştir. Biz abi şurada inanç değiştireceğiz ama isyancı var. Kardeşim bana bir destek verin. Şunun bir ağzını yüzünü kıralım. Bir tane de general alalım. Fena değil. 11 bin. Buradaki suru da mı yıkmış bu? Helal olsun sana be. Adam be adam. Evet, Kasimov'da bir isyan. Çok iyi. Aranan kan bulundu. Bu ne? Ben otonomiye uzun zamandır bakmıyorum bu arada.
Ulan otonomi indirmemiz lazım bazı yerlerde. Yine işte vassallardan geldi ya, bunlarda otonomi var. Maalesef. Gel bakayım Kazak. Gel bakayım evladım. Hangi savaşı düşünüyorduk? Nereye kısmet oldu bu? Ne kadar insan gücü alıyor ayda? Şu an gözükmüyor. Şuradaki muharebeden sonra anlayacağız. Ulan bu nasıl bir süvari? Oha. 2000 kayıp yaşadı ama fena biçti. Ne kadar kazanıyor? Göstermiyor. Ha, rezervde fazla 85. Güzel. Tamam, şimdi gelebilirsiniz bu tarafa doğru. Piskov'un da başkenti kuşatılıyor. Çok iyi. Çok iyi. Bu kime savaş açtı? Tamam, önemli değil. Evet, sen bize ne yap biliyor musun? Ha, evet, buraya gelelim. Nogay'dan kurtulmamız lazım. Oba, efsane general gitti, kuşatmacı. İki kuşatma seviyesi geldi yerine, güzel. İsyanlar bir gidebilir mi? Nogay'ın ilakı ne kadar yapıyor? 26. Yemin ediyorum umurumda değil, alacağım. Çarpanına başlayacağım şimdi. Geç. Çağatay, Mağatay. Yok bekleyelim bilmem ne. Yürü. Vereceksin alçak. Vereceksin. Şu alttaki hain devlet. Şu da agresiflik almaya başlayacak ama. 22. Bir de bunu fethettiğimde var ya. Zaten bunu fethettiğimde çıldırması lazım. Çıldırmadı. Peki devam. Evet, profesyonellik bitti bu arada. Fena bir seviye değil ama idare eder. Şuraya gidebilir miyiz? Bunu... Ulan oğlum. Gel buraya lan, gel buraya alçak, gel buraya. Şimdi şeyler burada. Aha. O da olmadı. İsyancımı bastırmaya ne dersiniz? Buraya gidecek gibi görünmediler. Şimdi canım abicim. Buraya geç. Bir tane askeri gönder. Bunları böl. Gönder. Hadi. Hadi artık başarabiliriz. Nogay'ı tarihten kaldıracağız. Yürü sen de. Bu da sorunu silmiş tabii. Aynı ekonomik sorunu yaşıyor da. Sömürüp duruyorum herifleri. Devam. Güzel. Kırım kuşatıldı. Harikasın. Harikasın. Yok, kimseye dostluğunu bozmasına gerek yok. Geç. Bunları gönder hemen. Of. Abi çok hızlı moral kesiyor yalnız. Bu arkadaş öyle böyle değil. Daldığı anda moral anında sıfırlanıyor. Bravo. İşte tam bir ordu. Tam bir devleti, efendim, Moskova'ya yakışan bir ordu. Güzel. Şimdi saygıdeğer, muhteşem, değerli, güzel izleyici. Efendim, Finlandiya devleti burada yaşıyor. Bunu bir ara ilak edebiliriz. Sorun değil. İlişki kaybolacak mı, ben onu merak ediyorum. Denememiştim onu mesela. Denenebilirdi. Geç. Ne kadar toprak kaybettiriyor bu bana? Tamam, sorun yok. Sorun yok. Devam. Bunlar buraya. Gel 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 gel. Peşine takılın. Çok güzel. Şimdi saygıdeğer Kırım. Oradan Kazan'a. Devam. Osmanlı-Ceneviz Savaşı. Ha. Şimdi benim dikkat etmemiz gereken dediğim savaşlardan biri de bu. Biliyor musun? Osmanlı-Ceneviz Savaşı. Benim burada Akıttiyası almam için ne gerekiyordu Ceneviz'de?
Bunlar değil. Osmanlı buraya almaya gelecek. Bunları. Hak iddiası olmasa bile tabi istekli olacak oraya gelme konusunda. Ya keşke savaş lideri yapsaydık. Saygıdeğer Ceneviz. Osmanlı oraya geldiği anda beni tanımaya başlayacak ve koalisyon tehdidi olacak. Maalesef. Şükür be. Biraz da siz savaşın, alçaklar şunlarla. Güzel. Ama benim Osmanlı hak iddiası almam mümkün değil işte. İşin kötü yanı. Yani agresiflikten koalisyona girmeye kalkarsa, kurmaya başlarsa. Yani dur bakayım. Ya ben nereye takıldım acaba? Şunu aldığımızda Poland'da claim veriyor. Geç. Azov burayı fethettiğinde geç. Şunu değil. Kırım bölgesinde hak iddiam yok. Hak iddiasının süresi mi doldu acaba, ben kaçırdım. Tabii olabilir. Olabilir. Devam. Şimdi siz buraya geçiniz. Nogay bitti mi kardeşim işin? Helal olsun sana. Helal olsun. Şükür. Evet. Uzun bir zamandır beklenen an buranın yurt yapılması gerçekleşiyor. Özbek'ten toprak alacaktık sözde ama şeyin kazan topraklarına hala gelemedik onun için. 41 oldu. Ben burayı fethettiğimde bu kardeşimizin canı sıkılacak. Ya. Polonya'nın agresifliği kaçtı? 38. Güzel. Güzel. Şimdi bununla arama ateşkes koymam lazım. Memlük'le dost. Buna dalarsam Memlük'ün sıkıntı yaşama ihtimali var. Kardeşim gider misin? Senden bir şey almayacağız. Yani ya da alsam mı? Şöyle. Çarpan yiyorum. Şimdi bunu alıp bunda hak iddiası yapıp fethetsem nasıl olur? Osmanlı buraya gelene kadar. Ama işte oho, savaş açamam. Hiçbir şey yapamam. Diplomat yok. Neyse gelsin. Bir şey olmaz. Geç. Uğraşırız. Yapacak bir şey yok. Tamam. Evet. Şimdi Kazan için Perm'in kuşatılması lazım. Perm dışında her yeri kuşattık tabi. Saygıdeğer Polonya. Biz de humiliate rival'ı yapacağız. Yani Rönesans şu an pek. Güzel. Güzel. Normal gerçi. Başka düşman belirleyebileceğimiz ülke yoktu ikimizin de. Ya da onun vardır gerçi. Benim yok. Ama o da nasıl bir güce ulaştıysa şimdi. Aragon'u bağlamış mı? Evet. Her yeri bağlamış kendine. Güzel. Şey ne oldu? Bu arkadaş. Takılıyor kafasına göre. Güzel. Devam. Şimdi abi insan gücü mevzumuz iyi bir seviyeye geldi, yaklaştı. Tamam mı? Polonya Savaşı için hazır gibiyiz. Bayağı. Ben insan gücü modifiyelerini kaldırayım artık. Yani state maintenance kısmında ciddi bir masraf oluştu. Ya da açık kalsın, dur biraz daha açık kalsın. Sorun değil. 7. seviye ne zaman geliyor? Öf. 2 yılı var da maliyet 80, 3 yıl. Topçumuz olursa daha hızlı yenebiliriz. Arkadaşımızı. Saygıdeğer muhteşem değerli
Polonya Litvanya'ya. Geçiniz, geçiniz. Ben gerçi bunu diplomatik yoldan veriyorum. İlişki faydası olsun diye. Şu anda kabul etmiyor. Memlük aşağıdan agresiflik alacağım diyor. Osmanlı buraya geldi abi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Güzel. Onu çıkarmak için uğraşacağız. Yani ama bir bakıma işte diyorum. Mesela Karaman'ı fethetmemiş. Memlük'e girememiş. Bunlar bizim için büyük avantaj. Aslında Hartzorluk'ta bunları çok iyi idare ederdi ama burada bir yerde bir problem yaşadı. O insan gücü falan yoktu. Bizans'ı geç aldı ya. İşte o onu mahvetti. Ağır kaldı o yüzden. Şimdi Memlük'ün burayla ittifakı var. Ben bunu tehdit etsem bana toprak verir mi acaba? Gerçi koalisyon tehdidi oluştuğu anda şey yapıyor. Otomatik. Şu an anlaşsak diplomat yetişir herhalde başkente. Şimdi bir dakika. Hayırlı olsun. Bir fetih daha tamamlandı. Gavkep'i açtık mı? Sınırlara geldik. Güzel. 79'da. Şimdi 7 güne geliyor diplomat. Ateşkes koymak istiyorum da aramıza. Yok, kabul etmiyor. Güzel. Tamam, sorun değil. Şimdi canım kardeşim. Sizleri alalım. Sizleri bir güzel alalım. Ben Polonya'ya savaş açsam ne diyorsun? Avusturya gelirim diyor. Avusturya'dan insan gücü alsam ya. Hayvan gibi insan gücü var. Tamam. Güzel. Para verse 50 duka veriyor. Güzel güzel. 1000 duka borç var. O daha da güzel. Boş ver. Şimdi ben buradan girip bir görevim var mıydı benim burada? 18 tane toprak lazım Kiev bölgesinde. Bu uzun bir görev. Alınır. Ama şimdi tabii hemen bitmez. Önce surları alırız adamdan. Litvanya'dan. Ondan sonrasına bakılır. 65 bin asker var. Teknolojide Polonya biraz geride kalmış. Macar da geride kalmış. Şimdi kuşatma yapmayı bilen general, paralı asker. O 4 seviye gitti gerçi, değil mi? Evet. Aha da burada. Yani 2 olması da fena değil. Bunları getir bakalım. Bütün ordumuz burada zaten. Güzel. Biraz daha hızlanalım. Evet, şimdi savaşa gireceğiz. Amma ve lakin nasıl bir savaş yapsak diye düşünüyoruz. Nasıl bir savaş yapsak? Bu surları alacağız. Evet, 8 puan. Şimdi benim surlarımın yoğun olduğu yerler burası. Dolayısıyla benim aslında bu tarafta kuşatma yapmam daha mantıklı. Çünkü ben burada uğraşırsam yapay zeka buraları kuşatacak. Kuşatmaya başlayacak. Sonra ben yetişemeyeceğim. Askerleri bölme konusunda sıkıntı yaşayacağız falan. Üzücü olacak. Şimdi benim bu savaşta Polonya'yı humiliate etmem lazım. Ya da Rönesans'ı beklemem lazım. İkisinden biri. Ama Rönesans çok maliyetli. 800 duka para gerekiyor. Ha. Şu var. Burger mevzusunu halledersin. Ne kadar para alırız? 2000 duka. Borçları yavaş yavaş ödeyelim desek. Bak şimdi bu enteresan bir bilgi. Çok enteresan bir bilgi. Geç böyle. Olabilir. Olabilir.
Saygıdeğer Finlandiya. Sizin inancınızı değiştirsek 50 isyankarlık alacaksınız. Bence değiştirelim. Bence değiştirelim. Size puan basarız, o sorun değil. Tamam. Güzel, 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 güzel. Efendim. Şimdi ben hala neredeyim? Hala farklı hikayelerdeyim. 15 tuka gider var. Yani tüccarlardan borç alma mevzusu yapmak istiyorum. Development indirimi var bu arada. Çok güzel. Şimdi burada bizim için değerli olabilecek birkaç toprak var zenginleştirmek isteyeceğimiz. Genelde buralar. Ha, otonomileri düşürelim. Evet. Şöyle bunları indir. Güzel. Onun dışında Moskova'nın gelirleri 90 puan burası. Çok maliyetli. Şöyle bir bakalım. Bunların fiyatları yüksek oluyor. Production gelirleri de fazla oluyor. 57. 56. Evet. Burası indirim almış. Almasına rağmen böyle düşün artık. Gerçi evet, siz varsınız. Olur. Olur. 84 puan. Burada efendim şeyi alalım. Bu arkadaşı 79 puan. Bunların influence'i. Ben şunu alayım. 10 puan oldu çıkar. Güzel. Moskova'da birkaç kere development basabiliriz. Şu indirimi düzgün yazar mısın? Tamam. Kaç tane basabilirim? Kaç puan harcıyorum ilaka? 0. Güzel. Şimdi bu 56. 48 var. Novgorodlular. Puan mı kalmadı? O da güzel. Ha. Hoş geldiniz. 900'luk abi. Veririz. Evet. 2 yılı var. Mühim değil. Hem aynı zamanda şey aldık. İnovasyon aldık. 2 tane şey, 3 tane topçu lazım. Hatta ne 3'ü, daha fazla. Olabildiğince topçu. Saygıdeğer topçu. Şimdi 1, 2, 3. Bunlar surlara vurmak için. 10 tane lazım. 8, 9 ve 10. Güzel. Şimdi şu isyancıdan bir kurtul. Biraz bekleyelim, ondan sonra açacağım savaşı. Güzel. Evet. Bir de bu çıktı başıma. Gel bakayım. 19'luka gider var. Mükemmel. Interest'e verdiğim paraya bak diyor. Şu an 2.98. Yine fazla. Avusturya Habsburg İmparatoru vefat etti. Başımız sağ olsun. Şimdi umuyorum ki kendisi yeni imparator, savaşta bize yardımcı olacak. Sen de gel. Evet, topçular geliyor. Güzel. Şimdi burada kuşatma yeteneğimiz var. 10 tane topçumuz var. Avusturya evlilik istiyor. Buyursunlar. Bak işte, görüyorsun değil mi? Habsburg'dan gelene bak ya işte. Ya kalite kardeşim, kalite ya. Hayret bir şey. O neydi öyle öbürleri? Özbekli ateşkesimiz sona erdi. 20 duka gider var. 20 duka. Ama her yere para ödüyorum. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Şimdi bu kardeşimiz böyle. Bir tane topçu eksik mi aldık? Geliyor.
Tamam. Avusturya, kimseye söz verme. Savaş başlıyor. Tabii ben şöyle yapsam gelmez. Polonya'dan nereye istiyormuşuz? Gel. Şuraları seç de fark etmez. Avusturya geliyor. Venedik'in gelmesini istemezdik fakat yapacak bir şey yok. Mücadele başlıyor şimdi. Evet. Saygıdeğer dostum, kuşatma başlasın. Siz buraya bir yere gelin. Surlara vuracağız. Puan var. Güzel. Benim diğer ordum nerede? Ha, isyancıyı bastırdı. Güzel. Evet. Olaylar olaylar. Production gidiyor. Olur. Devam et. Abicim yani var ya. Sizin ben isteklerinizin sağlı sollu köpekler. Ben sahip çıktıkça yaptıklarına bak ya. Savaş masraflarını açabiliriz. Güzel. Şimdi bu arkadaştan alacaklarımız nereler? Surlar kesin alınacak. Sur kardeşlerimiz. 42. Bir de üstüne humiliate yapmamız lazım altın çağ için veya niye yapıyorsun ki? Rönesans hazır zaten. Rönesans hazır. Para almaya kalksan bölüşecek. Toprak fethetsek daha iyi. Toprak. Ya da şuralara mı girsem? Kiev bölgesi diyordu gerçi. Saygıdeğer Kiev. Bunların bir kısmı nereden alındı? Hop, yanlış. Tamam, orayı mecbur alacağız. Kaç agresiflik veriyor bu bana? Batıda. Yok. Güzel. Şimdi devam. Litvanya ordusu vesaire buralara gelirlerse kağıttan ordularıyla güzel güzel imhanın tadını yaşayacaklar. Mümkünse gelsinler. Mümkünse. Von Habsburg. Wow! Olaya bakın. Avusturya bir Rurikovic aldı. Varis olarak. Bölüm bitti mi? Ah, bitmemiş. Devam. Zirvede bırakalım istiyorum. Avusturya, bize bir bağlansan böyle kendi kendine var ya, mükemmel olmaz mı be? İşte. Roma yükseliyor. Ama Roma'nın biraz ekonomik sorunu var maalesef. Hatta bayağı değil. Birazdansa bayağı. Evet. Reinforce mu? 11 duka. Nerede reinforce sorunu var? Burada. Oha. Diyorum. Çok maliyetli bir reinforce var burada. Böl bakayım. Tamam, burada kalsın. Devam et. Şu arkadaş orada, onu biçmeli. Litvanya 6. seviyede gerçi. Tehlikeli bir rakip. Amma ve lakin. Bu saldırmasın abi. Bir dakika. Bir dakika. Saldırmasın. Şu gelsin. Abi ben bu Siva... Lan! Şuna saldırmaya gidiyor. Süvari... Bu süvari arkadaş çok güçlü. Biraz yavaş oynayalım. Gelsene oğlum. Gelsene. Gelsene. Hain. Geriye çekil. Güzel. Şehir düştü. Şöyle alalım sizi. 10 duka mı? İnanılmaz. State maintenance biraz fazla, evet. Rusya'nın erken dönem yaşadığı zorluklar bunlar hep.
Buraya da vuralım. Güzel. Güzel. Şimdi Kazan'ın Üzbek'teki topraklarını almak için savaşımız var. Şu arkadaşla maalesef savaşmıyoruz çünkü dediğim gibi bu var. Bunun canının yanmasını istemiyorum şu anda. Osmanlı senin ben saygılarla andığın bir devlet olmak isterdim ama agresiflik yüksek. Yakında sen koalisyona girmek istersin bir de. Peki ben acaba bu tehdide istinaden şurayı mı alsam? Hak iddiası yapabilmek için. Gerçi koalisyona kimle girecek? Hadi bakalım bir soru. Koalisyona girebileceği Gazi Kumuk falan var ki ateşkesim var onlarla da. Aslında hiçbir problem yok. Özbek keza. Yani ben alacağımı alıyorum yine. Güzel. Litvanya'yı kuşatmaya gittiniz. Şey Finlandiya'yı isimler karıştı. Tamam. Buraya gel. Bunları birleştir. Şöyle iki arkadaşı götürelim. Güzel. Sen dur. Bekle. Geç. Evet. Avusturya Venedik'i kuşatıyor mu? Deniyor. Keşke başarabilse. Bir şehir daha düştü diyorsun. Harikasın. Vilnius'a geçelim. Yürü bakalım. Ne oldu lan? Litvanya. Nereye kaçıyorsun? Hain. Şu süvarilerle bir tanışsana ya. Litvanyalı süvari şey Finlandiya. Lan isimler karışıp duruyor. Ah. Misyoner faaliyeti. Neredesin? Hah. Bak bak bak. Oho! Efsane. Efsane. Abi bu süvariler bir efsane. Gerçekten inanılmaz. Göçebelerden daha iyi neredeyse. İnanılır gibi değil. Gerçekten. Bin defa söylesem inanamam yani. Buralarda bilerek bastık. Teknoloji zaten daha çok yıl var. Güzel. 61 bin asker var. Efendim. Şimdi bu kardeşimiz teksini vermedi değil mi bize? Teks. Ekle bunu da. Tamam. Güzel. Yok kalsın şimdi. Construction'lık bir şeyimiz yok. Evet sizler gelin. Muhteşem Moskova ordularının gücüyle tanışmanızın vakti geldi saygıdeğer izleyici. Daha doğrusu Finlandiya süvarileri. Diyelim. Adamlar tam bir canavar. Yok edici, yıkıcı, yıpratıcı, ezici. 5 puanlık kapasite var. Bunu tut. Şimdi askeri teknolojide çok ilerideyiz. Saygıdeğer izleyici. Sonraki hükümdar da askeri ya. Ben acaba askeri fikir mi açsam burada? Ne yapsam? Ne yapsam? Bilemedim şimdi. Hatta 7'yi de alma şansım var bir süre sonra. Askeri fikir, diplomatik fikir olabilir. Şu yeni fikirlere hiç bakmadık. Reform, hükümet reformumuzu var. Güzel. Monark diplomatik skill veriyor. Yani güzel bonuslar var. Şimdi ben ne sorun yaşıyorum? Aslında insan gücü sorunumun sonuna geldim. Açıkçası bitmek üzere artık bu sorun. Efendim. Şimdi rate ne kadar gidiyor? 2.35. Bu arkadaş insan gücü vermeye devam etsin. Bunlar raid'i koruyabilir, evet. Bunlar da yani birazcık da olsa fark yaratır.
19'luka gider var. Şu giderleri ayarlamam lazım artık. Savaş dediğin şurasıydı galiba. O zaman önce bunu kuşat. Bu kardeşimiz böyle bir gelsin bakalım. Nerede? Abi dokunduğu gibi. Abi bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir süvar ya? İnanılır şey değil. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Şimdi böyle bir işgal. Sen Venedik'i bir pes ettir Avusturya. Adamın am maddesi. Başka da bir şey söylemiyorum. Şimdi. Bir Litvanya ordusu daha bekliyor burada imha olmak için. Fikrini seçeyim. Yani Quantity'nin. Şimdi din fikri alacaksak. Quantity müthiş bir birleşim oluyor abi. Bence öyle gitmek lazım. Yani ekonomik, ileride ekonomik alsak din yerine. Peki ekonomik de Quantity'nin birleşiminin gitmesi kötü oldu. Maalesef. Production var, bilmem ne var. Development değil, geç. Tax diplomatik fikirle birleşiyor. Vallahi seçemedim ya. İşin tuhaf yanı. Quantity çok güçlü bir seçenek şu an. Quality yok ya. Dinle birleşiminden ne geliyordu? Religious. Rel. Siege ability. Yok. Defansif fikir. Ne veriyordu? Kör oldum. Rel nerede? Rel. Gördüm en altta. Yok abi. Yok ya, Quantity alalım hadi. Birleşimi çok faydalı. Moral verdiği için. Hele ki erken dönemde. Hop. Burada bir savaş vardı sanki. Yanlış mı gördüm ben? Finlandiya ile ateşkes sona erdi demiş. 11 duka demiş. Güzel. Harika. Devam. Siz şöyle gelin. Siz böyle gelin. Bunları getirin. Tabii ben bunu böyle aldım ama buradan vassal çıkarma durumumuz olabilir. Bak şimdi. Mesela evet. Bunun hepsini almak yerine bir tanesini al. Falan. Gerçi nasıl bir tanesini al? Şunları alma. Bunu bırak. Ama yani bunlar da çok yüksek development değil ya. Onun için devlet bırakılmaz oradan. Smolensk'te de bir şey yok. Polotsk. Onda da bir şey yok. Eskiden bırakırdık da yani şu an development'ı çok şey. Evet. Yok yok, böyle daha iyi. Töton alsan. Aslında Töton tabii güçlü. Töton iyi bir development sağlayabilir. Onu almam için kaç toprak seçtim? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 toprak. Hiç fena değil bu arada. Görevin tamamlanması için. Devam. Ya bu iyi de. Acaba diyorum farklı bir şekilde mi yapsak? Şimdi çocuklar. Bir saldırı yapacağım. Bana destek versenize. Şunu bir yenelim. Yani birebir de yine ezer diye düşünüyorum ama. Bakalım ne olacak. Abi. Yani bu bölüm bitti. Yeter. Yeter abi. Yeter. Oğlum bu ne lan böyle? Bu nasıl bir süvari böyle? Oha! Oha! Hoşça kalın.